Senin daha fazla kazanman lazım. Hoş geldiniz. Ee, sizlere kötü bir haberimiz var. Üzücü bir haberimiz var. Süper Lig sonuçlarına manipüle ettiği gerekçesiyle Ali Ece gözaltına alındı. <laughs> Bursa Spor Beşiktaş karşılaşması üst. Fenerbahçe Kayserispor Spor karşılaşması 3.5 alt. Efendim Trabzonspor Galatasaray karşılaşması üst. O yüzden bugün Emre Özcan'la birlikteyiz. Emre hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Ali, abi, Ali abi inşallah seni kurtaracağız. Bir kupon tutturursak kefaletini ödeyeceğiz biraz. <laughs> Amerikan dizilerini izleyerek şey yaptım ama yapacak bir şey yok. Beni de alabilirlerdi. <gülüyor> <gülüyor> en azından buradayız yani. Tabii yani Şaka bu şakası bir yana milli ara olduğu için Ali abi ufak bir e, tatile gitti. Biz de zaten yakın arkadaşım <laughs> olduğunu biliyorsunuz. Emre'yle Emre ile birlikte programı götüreceğiz. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi ne Nasılsın olsun. Nasıl Kademeye girmeye geldim. Ali Ece'nin kademesine. <laughs> Savunmada iyi işler çıkarmaya çalışacağım bugün. Hemen burada formatımız şöyle. E, muhabirlerimize bağlanıyoruz. Önce bilgi almak için. Şimdi e, Rivak testlerindeki iyi teleme bağlanacağız. Rize İyiyim. Spor'da kaleci Gökhan ve Rapid Wien'den Mert Müldür ilk kez aday kadroya çağrılan isimler. E, ee, i̇ki takımın üç önceki hazırlık maçı 1-1 sona erdi. Ee, Gökhan Gönül de sakatlığı gerekçesiyle dün kadrodan çıkarılmıştı. Ee, Rusya aslında Dünya Kupası'nda bizi biraz ya, olumlu anlamda yanıltan bir takım oldu. Sen nasıl bakıyorsun maça? Kolay, kolay bakmıyorum ya. E, ee, yani bizim takımlarımızın ya daha doğrusu bizim futbolcularımızın çok sevmediği türde bir takım. Çok efora dayalı oynuyorlar. Çok fizikler. İşte Dünya Kupası'nın galiba koşu mesafesinde e, ee, zirvesindelerdi e, ee, elenene kadar. Belki yani belki sonrasında ikinci sıraya düşmüşlerdi ama en çok mesafe kadar takımdı. Hatta bayağı ee, doping doping suçlayanlar falan da oldu uluslararası basında. Anormal enerji ürettiler. Sonrasında bir şey çıkmadı herhalde ondan da. Ee, ya ama ya. yani gerçekten olumlu da çok iyi, çok ciddi bir sürprizdi ee, Rusya. Ee, çok etkileyici maçlar çıkardılar. Ee, dolayısıyla ben zor bir maç olacağını düşünüyorum. Şimdi Gökhan Gönüllü'nün de sakatlığı ile beraber hı hı. E, beklerde kimler oynayacak? Onlar da tabii e, Kanayan yara muhtemelen e, Hasan Ali kaldırımla e, şey, şeneri göreceğiz beklerdi. E, e, önde bir, Mehmet topalı göreceğiz bayağı. <laughs> onu belki görmeyiz ya ama görürüz değil mi? Yani şey yok. E, belki Bunun... farklı bir e, üçlü kurar mı diye düşündüm ama e, çok da kolay değil yani işte rakip çok fizikli olduğu için. Belki evet evet. Orada bir söyleyeyim. sigorta da düşünebilir. Durant Bana zor maç gibi, gibi geliyor. Ee, bir bir yandan da formattan da bahsetmek lazım burada. Yeni bir format var. Uluslar Ligi'nin esprisi hazırlık maçlarının anlamsızlığını e, ortadan kaldırmak. Milli ara deyince bir özellikle hazırlık maçı dönemleri. Yani ne işe yarıyor bu? Niye iki hafta maç izlemiyoruz? Niye bu saçmalıkları izliyoruz diye. Hem insanlar tepki gösteriyordu hem de kulüp cephesi rahatsız oluyordu. Yani gidiyor oyuncusu sakatlanıyor saçma sapan bir hazırlık maçında. E, doğal olarak bu fiksürü anlamlı hale getirmek biraz daha hem de para kazanabilmek için. Bunu bir ödüllü Yarı turnuva haline getirdiler. Üçer üç takımlı gruplara ayrıldı bütün ekipler. Önce ligde 4 tane lig var. liglerde kendi arasında e, dört tane gruba ayrılıyor. Biz de Rusya ve İsveç aynı gruptayız. E, maçlarımızı yapacağız. Lider çıkarsak e, kendi aramızda en son bir Final Four tipi bir turnuva oynayıp birincisini e, Euro 2020'ye direkt gönderecek bu turnuva. Yani öyle gazozuna bir maç değil. Onu söylemek gerekiyor. E, ben bu noktada İki buçuk alt demeyi düşünüyorum, bilmiyorum sen ne diyorsun? Yani o mantıklı bir tercih olabilir ama işte e, yani ne olursa olsun bir ciddiyet katılı seninle beraber ama yani senin de söylediğin gibi bir hazırlık tarafı da var işin. O yüzden e, yani bizim takımın durumu net değilken yani Rusya mesela o turnuvadaki odaklılıktan sonra e, işleri biraz daha salma ihtimali varken iki buçuk alt bana biraz riskli gibi geliyor. E, ben yani bir şey yapayım, risk alayım bu maçta. Sadece bu ha, maçta risk ya. alacağım. Yok beraberlik diyeceğim ya. <laughs> Aa evet, tamam. Güzel ne diyeceğim? 2 kim bitecek? Nasıl 2.5 buçuk alt riskli o zaman? Yok. Yani kafandaki şey ne? Skor... Olabilir ki çok fazla gol olabilir gibi geliyor bana. Yani iki, iki. Ee, ya 2 2. ya 2 1 de bitebilir canım. Ya yani ben dediğim gibi şey olarak sonuç olarak risk alıyorum. Beraberlik şu anda. güzel e, görmediğimiz tahminler bunlar. Özellikle <laughs> 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 Ali Ece'de <laughs> pek görmediğimiz tahminler. <gülüyor> Ali <gülüyor> abi beni gömecek gelince. Hazırlanalım ya öbür programı kaçırmayın. <laughs> Şimdi de. <laughs> randevumuzu verelim. Ee, beraberlik olabilir bu arada. Benim kafamdaki skor ben Bir, bir, ya bir önceki oynadığımız maça benzer maç beklediğim için zaten 2.5 alt demiştim. Neden olmasın? Ee, bakalım bu maçtaki... Bu maçta eklemek istediğim bir şey var mı Yiğit? Yoksa geçelim mi şeye? Almanya yani bir üst, üst lafı çıkmaması bir üzdü tabii ama. <gülüyor> <gülüyor> evet, üst beklentisi Önümüzdeki, var. Maçlara, önümüzdeki <laughs> maçlara bakalım. Önümüzdeki ee, maçlara bakalım. Almanya-Fransa karşılaşması ne diyorsun? Bilgileri... Geçen Bu maçta işte. bilindiği üzere Mesut Özil kadroya alınmadı. Leroy Sané Dünya Kupası'na sürpriz şekilde çağrılmamıştı. O kadroya Hı. alındı. Fransa son 11 resmi maçını kaybetmemiş ki zaten Dünya Kupası'nda aldılar. Öncesindeki maçlarda da yenilmezlik serileri var. E, gerçekten Fransa çok iyi bir turnuva geçirdi. E, turnuva ilerledikçe de e, kendi oyunları daha da oturdu. E, Fransa'ya nasıl bakıyorsun? Genelde eleştirenler olmuştu ki... Kazanana kadar ben de çok eleştirdim. Abi <laughs> hepimiz eleştirdik ya yani. yani. Üretebileceğinden daha az potansiyelli bir takım gibi davrandılar ama sonuca gittiler. Yapacak bir şey yok. Aynen. Yani zaten üretmekle çok fazla ilgilenmediler. Ya dediler ki biz bu ıı, fizikli oyuncularla gol yemeyelim. Yemeyiz. Zaten de çok yetenekli oyuncularımız var. İşte Mbappe'si var. Griezmann'ı var. Ee, Pogba bazen orta sahada enteresan işler yapıyor. Onlarla zaten sonuca gideriz. Düşüncesi vardı muhtemelen Didier Duchamp'ın. Ona göre o tamamen takımı. Çünkü yani diğer türlü oyunlar için de hiç elindeki opsiyonları değerlendirmedi. Yani ben onu turnuva boyunca da hep konuşmuştum. Yani mesela sıkışan oyunlarda pas kalitesi yüksek bir oyuncu Adrien Rabiot olabilirdi. Rabiot kadroya da yalmadı. Evet. E, o kafasında nasıl bir futbol olduğunu zaten net bir şekilde gösteriyordu ve adam hiç sıkıntı yaşamadan, hiçbir maçta bence yenemi hak etmeden yani şampiyon oldular. Hakikaten bileklerin hakkıyla alınan bir şampiyonluk ama keyif verdiler mi? Vermediler. Başka türlü bir şampiyon görmek ister miydik? Herhalde görmek isterdik. E, ve yani şey de yapmış. E, şampiyon kadroyu hiç değiştirmiyor. Çok normal zaten. tamamını aynı oyuncular çağırdı. Galiba bir manada da sakatlık vardı. Bir de bir oyuncu daha sakatlık geçirdi galiba. Lloris son Tottenham maçında oynamadı. Hatta muhtemel 11'de de Areola gözüküyor. Aynen. Kale'de bir problem var. Ama da son iki maçta oynadı Paris Saint Germain'de. Evet, aynen. Onun dışında tamamen aynı 11'i bekliyoruz. Herkes öyle bekliyor zaten. Ve işte şampiyon takımı ilk resmi maçta onurlandırmayı tercih etti diye diyor şu an. Ki bu da saygı gösterilecek bir durum tabii ki. Gerçekten çok önemli silahları var ve durdurulabilecek gibi de durmuyor. Sen Almanya'nın bir şeyler yapabileceğini düşünüyor musun? Aslında biraz daha genç nesil oyunculara daha fazla yer verecek mi? Julian Brandt'ın 11 oynaması bekleniyor bu maçta. Ama sanki Almanya için gömlek değiştirmek, yeni bir takım çıkarabilmek o kadar da kolay değil. Sanılanın aksine o kadar geniş bir jenerasyonu yok. Yok abi gelmiyor. Farkında mısın? Oyuncu evet, gelmiyor. Evet, 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 Bak şey son e, kaliteli jenerasyon bu Leroy jenerasyondu. E, 21 yaş altında çok Aynen. iyi işler başarmışlar. Leroy Sané, e, Goretzka, Max Meyer, yani. e, Timo Werner o takımın sonrasında üyesi olmuştu. Hı -hı. Savunmada birkaç tane önemli oyuncu vardı. Ondan sonra alttan tek tük oyuncu geliyor ama ben mesela U17, U19, U20, U20 çok fazla maçını izledim. Anlattım da e, bizim kanalda. Yok yani böyle çok nitelikli o tarz bir oyuncu gelmiyor. Çok ciddi sıkıntıları var o anlamda. Ama tabii bu yani eldeki kadronun yetersiz olduğu anlamına gelmiyor. Ben şey bekliyorum yalnız, şey sürprizi bekliyorum. Sanki Leroy Leroysen'in kariyerini ayaklandırmak için bu maçı hmm. kullanabilirler. Bu maç ilk 11'de Leroy Leroysen oynarsa çok sürpriz olmaz gibi geliyor bana. Ee, bir de Love onu başka sebeplerden dışarıda bırakmadığını göstermek isteyebilir. Sana o yüzden katılıyorum. Ama burada da bu tarafa baktığımız zaman baştan aşağı aynı kadroyla çıkan ve çok ciddi şekilde yani hiçbir milli takımı neredeyse rakip görmeden bir şekilde. Şampiyonluğa yürüdü yani çok zorlanmadan. Bir tek Arjantin maçında 1-0'dan 2-1 geriye Aynen. düşmeleri sürpriz olmuştu. Orada da işte bireysel yetenek onun ön plana çıkıyor. Zaten Puşkaş yılın golü adaylarından bir tanesi oldu. Benjamin Pavard'ın golü. Bence de açık ara Dünya kupasının en güzel golüydü o. Sağ ayağını yatırıp yapıştırdı. Hani Abi, o o kualiyere... Şahan'ın sözüyle mükemmel sahaya yapıştırdı gol. <laughs> <laughs> Kualiyerella eğer golü zamanında atsaydı, Danjo atsaydı hiç şans Gir, olmazdı. Girer mi diyorsun? Evet o, evet. Gördüm şey ya yani. hemen. O saçma sapan bir gol attı Napoli'ye adam. Evet evet. Ee, tahmine geçelim mi? Geçelim ne diyorsun? Aslında ben burada da sürpriz oynayacağım biraz ya. Yani <gülüyor> al... <gülüyor> <Peki. Çok> <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım sürprizlerden gidiyoruz. Yani şey tek hakkımı Rusya şeyde kullanacaktın. Yani gerçi ne kadar sürpriz denir buna da. Şimdi Fransa olunca bir tarafta abi herkes şey bekliyor. Yani az gol, hı hı. sıkıntılı, hı hı. Yani üretkenliğin az olduğu bir maç. Ben iki maçta iki iki takımda gol atar diyeceğim burada. Karşılıklı gol. Almanya'nın gol atacağını düşünüyorum. Fransa'da bu oyuncularla yani Dünya Kupası şampiyonluğundan sonra golsüz bitirmez maçı. Karşılıklı gol oranını bilmiyorum gerçi ama sanırım çok kötü Liker. değil. 45 kötüymüş. <laughs> Neyse artık yapacak bir şey Fena değil ya. 1.45 ile idare eder. 3 zaten bir önceki maçın beraberliğin oranı toparlayabilir. Aynen. Tamam. Ben de vicdan azabı çektiğim için burada 2.5 üst diyeceğim. Ali abime buradan selamlar gönderiyorum. 2.5 <laughs> üst deyip geçeceğim bu maçı. Ve geldik İngiltere. İspanya maçına. Yiğit neler var İngiltere İspanya'da? Ee, İspanya Luis Enrique yönetimindeki ilk resmi maçına çıkacak. İngiltere Dünya Kupası kadrosundan sadece 3 oyuncuyu çağırmadı. Ashley Young, Gary Cahill ve Jamie Wardy. Hı hı. İngiltere eleme maçlarında iç sahada oynadığı son 14 resmi maçı da kazanmış. Hı. Ki zaten son iki eleme turunda onda onla kupalara katılmayı başarmıştı. Hı, hı. Ee, Jamie Wardy zaten Bıraktı. bıraktığını açıkladı. Ee, burada da zaten ideal 11'i artık onların da mesela belki şampiyon olmadılar ama çok uzun süredir bekledikleri başarıya en yakın oldukları takım bu takımdı. Herkesin içine çok sindi performans olarak da ve 3 e aşağı 5 e yukarı artık bir belli bir yapıyla e, Gareth Southgate devam edecek gibi gözüküyor. Sterling'i ben de aday 11'de göremedim. Onun dışında sakatlandı. Sakatlandı. Ben dün hazırladım. Ee, bu bilgileri bu arada yani Young vardı yoktu. Sterling de Aynen. aynen. E, Lingard'ı da onun yerine koyduk ve o şekilde baktığımız zaman zaten yine 3 aşağı 5 yukarı Lugov'un forma girmesi, artık düzenli oyuncak hale gelmesi sol tarafta onu bir alternatif olarak ön plana çıkardı ama geri kalan iskelet aynı. İşte üçlü savunma, işte Stones, e, oraya eklemlenen Walker e, ki çok iyi oturdu üçlüdeki sağ stoper rolüne. Maguire zaten turnuvanın en iyilerinden bir tanesiydi. E, Önünde yine ve Henderson. E, Trippie sağda. Premier League'de de firkikleriyle etkili olmaya başladı. Başladı. Çok çalışıyormuş. Zaten gösterdi özel etkisini e, son dönemde. Özel bir e, şey, serbest e, vuruş uzmanı olacak gibi görünüyor. E, çok çok etkili vuruşlar yapıyor. Lukşova ne diyorsun? Ha, çok iyi başladı. E, ama yani Beklentiler o kadar düşmüştü ki bence o anlamda iyi başladı. Yani yoksa <laughs> hala etmesi gereken mesafe var. Özellikle ben şey fizik durumunu hala çok beğenmiyorum. Yani daha biraz daha incelmesi lazım, temposunu biraz daha artırması lazım. Ama en azından oyuncu şeyi attı yani üzerinden. O üzerindeki çok büyük baskı attı ee, ve yani bu takımın solu tarafında e, fark yaratabilir. Kısa vadede. Ee, İspanya aslında en büyük travmalardan birini yaşadı. İspanya için ne diyorsun? Yani biraz daha onların mesela daha genç jenerasyona geçme şansları var. Biraz daha İSKO'nun takımı olacak gibi gözüküyor. Asensio'lar vesaire. Aynen zaten işte e, kadroya alınmayan birçok e, şey, yaşlı oyuncu var. Andres Iniesta, David e, Silva. Onu. Aynen var ama yani şey yoklar artık bundan sonra. Hı -hı. Yani daha doğrusu hani Iniesta yok. Şey, David Silva da kadroda da değil. Koki almadı. E, Jordi Alba'yı almadı. Yani aslında ciddi değişiklikler var İspanya'da. Tabii tabii. E, yani şey, şimdi İngiltere'nin şöyle bir sıkıntısı var abi. Mesela ben geri 6 e bayıldım Dünya Kupası'nda. Hep zaten en çok öne çıkardığım teknik adamlardan biri oldu benim Roberto Martinez'le beraber. Hakikaten hayranım. Çok enteresan işler yapıyor. Mesela bak e, Kyle Walker üçlü savunmanın sağ stoper olarak kullandı. Çok yeni bir şey. Mesela ben bunun Pep Guardiola'ya örnek olacağını düşünüyorum. Ya yani doğrusu Guardiola'nın bunu kendi üçlü savunmasında hı hı. kopyalayacağını düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz sezon başında üçlü oynarken wingback olarak kullanıyordu Kyle Walker'ı. Şimdi Kyle Walker'ı savunmanın sağında, üçlü stoperin sağında Bence kullanılacak. O anlamda Guardiola'ya bile yol gösteren bir hamle olabilir o. Ama şöyle bir problem var İngiltere'de. Abi pas kalitesi çok düşük takımın. Yani gerçekten hmm. çok problemli bir o anlamda. En iyi pasörü kim sence? Yok abi orta sahada <laughs> pasör yok. yeterli bir pasör yok <laughs> bak şey gibi. Fransa gibi öyle bir sorun var. Ama Fransa gibi çok sağlam bir savunmaları da olmadığı için o zaman zaman inisiyatif almada sıkıntıları beraberine getiriyor. Mesela bak hmm. şeyde bir de Sterling o anlamda en iyi oyuncuları pas bağlantılarını sağlayan Sterling de yok şimdi takımda. Evet. Çünkü 3-5-2 oynuyorlardı. Nasıldı? Ee, savunmanın önünde Henderson oynuyordu. İki tane merkez orta sahada biri Lingard, biri Delali'ydi. Ee, Kane'in arkasında da Sterling şu o pas bağlantılarını sağlayan hmm. oyuncuydu. Şimdi Sterling de yok, e, o yüzden muhtemelen Sterling yerine e, Henderson'ın yanına Eric Dyer geliyor ikinci tutucu defansif orta Şimdi şöyle bir şey bekliyorum ben. İspanya topu alacak bence bırakmayacak İngiltere. Hmm, %75 defa oynuyor. Ya yani. bırak, bırakmayacaklar gibi geliyor bana. E, İspanya ne olursa olsun yani, Luis Enrique ile nasıl bir futbol oyuncaklarını tam olarak bilmiyoruz. Nasıl bir yapı ortaya çıkaracak bilmiyoruz ama e, o pas yapan yapıları değişmeyecek. Luis Enrique de benzer şekilde bakıyordu zaten Barcelona'da oyuna. Roma'da da aynı şekildeydi. O yüzden İspanya'da da sol işaretleri çok daha büyük tabii. Sonuçta Southgate'in oturttuğu bir düzen var. Ama ben dediğim gibi topu alıp bırakmayacaklarını düşünüyorum ve o yüzden de bana sonuç olarak galibiyete çok daha yakın olan taraf İspanya gibi geliyor. Ee, burada aslında güzel bir özet geçtin. İspanya'da benim aklıma takılan bir nokta var. Aslında çok formda bir oyuncu. Çok değerli bir oyuncu Alonso. Sen de bunu daha önce konuşmuştuk. Doğru ya. Dörtlü savunmanın soluna ya Chelsea'de biz hiç görmedik. Bir, biraz daha ofansif hani işin. Fiorentina e, oynama hücuma abi. Sen git ne varsan yap şeklinde oynuyorlar. Oynuyor Alonso. Ki bunu da çok iyi yapıyor yani. Ben <laughs> bir sola çıkmış gibi. Yani aslında bir dönem Dani Alves'in Barcelona'da yaptığına yakın neredeyse bir hücuma katkısı var. Burada nasıl ne yapabilir sence? Çünkü abi, Asensio ile oynayacak. Abi çok formda adam. Yani yanıyor şu anda. Bak iki gol iki asist oldu galiba. E, ligde iki tane de penaltı yaptırdı. Düşünebiliyor musun? Bak 4 hafta geride kalmış. 2 gol 2 asist. İki de yaptırdığı penaltı var. 6 gole katkı yapmış evet, adam 4 haftada. Evet, İnanılmaz evet. bir şey ya bu sol için. Ben şey diyorum. 3'lü savunmanın sol wingback oynuyordu ya. Hı -hı. Hala öyleymiş ya. Wingback gibi oynuyor adam. Daha yani Hı -hı. bırakmadı rolü. Hı -hı. Ama yani şey arkada çok adam bırakıyor. Yani zamanla savunmada problem yaratacak bu ama şimdi Hücumda bu katkı yaparken Sarri de şey e, diyordur yani. E, biz yani. onu tolere ederiz falan. <laughs> tolere ederiz diyordur. Ama şey abi Alonso kariyerinde sol bekte olan bir oyuncu. Fiorentina'da bir sezonu tam bir sezonu sol bekte oynamıştı. Ve oynadığı sezonda da ligin en iyi sol beklerinden biri olarak görünüyordu. Yani şey değil. Adam yani Yalandı çok... Yalanda olan sol yani, yani tabii Conte ile beraber iki sezondur. E, kanat peki oynuyor. O ayrı bir şey. Oraya çok ulaştı, oturdu. Ama yani kariyeri orijini itibariyle zaten sol bek olan bir oyuncu. O yüzden e, yani çok sürpriz görmedim ben performansını ama bu kadar İyi katkı, istatistik katkı beklemiyordum ya. Müthiş başladı herif. O zaman malum soruyu soruyorum. Ne olur bu maç? Ben İspanya kazanır diyorum. Ben bu kez 2.5 alt diyorum. Topu İspanya tutacak dediğin gibi. İngiltere'de 0-0'a e, sıfır fit olur. Çok de, mantıklı ya. Uzun süre 0-0 giderse 2.5 alta daha yakın İspanya olur. İspanya galibiyetinin oranı ne? 2.40 Güzel. O güzel oranmış. İtalya-Polonya son maçımız. İtalya'dan haberler neler? Ee, İtalya Mancini yönetiminde 3 maça çıktı. E ee, sadece Sırbi Suudi Arabistan'ı yenebildi. <laughs> İtalya'da Verratti sakatlığı nedeniyle kadroda yok. Polonya'da adam Nawalka gönderildi. Yerine Wisla Plok takımını çalıştıran Jerzy bir zekcek. <gülüyor> 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 Abi keyifli bir evet, teknik adam. Aynen. Abi Sağ geçen dünyanın en garip olayı ya. Bir tane Polonyalı gazeteci gördüm. Leşçe falan bir şeyler yazmış. Ben bakıyorum Türk futboluna dair. Tam bir girdim abi. 125 sayfa dergi yapmış adamlar. Türk futbol dergisi. Şok oldum abi. yani. Absürt bir şey yani. İngilizce İngilizce olsa şey yapmayacağım. Yani, söylemeyecektim ama Polonyalılar bir garip yani o yüzden. Ama tabii korkunç bir turma geçirdikleri gerçeğini değiştirmiyor. Belki de Rezal adamlar yani. ne kadar sıkıldıysa kendi futbollarından Türk futboluna yönelmişler. Öyle de söyleyebiliriz. Mancini hocamız da pek sonuca gidemese de Suudi Arabistan dışında ee, İtalya'yı ben daha ön planda görüyorum. Sen ne diyorsun? Bir de da biliyorsun Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu. Da Galatasaray ya, karşısında oynayacak, rakip olacak. Şimdi ben İtalya tişörtü giydim tabii. <laughs> Şimdi burada yani Premier Lig yorumcusu olarak çok sevdiğim İngiltere'yi gömmek durumunda kaldım İspanya karşı. Ama İtalya'yı gömemeyeceğim yani. İtalya'nın ben de senin gibi ön planda olduğunu düşünüyorum. Roberto Mancini çok geniş bir aday kadro açıkladı. <laughs> ee, ve şey diyor, iki maçta, yani üç gün arayla iki maç oynayacağız. O yüzden Diğerini bir rotasyon yapacağız şeklinde konuştu. Bence ana 11'ini bu maçı saklıyor. İkinci maça biraz daha e, rotasyonlu çıkabilir. Hı hı. Şu, enteresan bir şey söyledi. Bernardeski'yi galiba orta üçlüde oynatmayı düşünüyor. Öyle, Allah öyle bir açıklaması oldu. Hatta şey dedi yani Bernardeski hayatında hiç e, üçlü orta sahada oynamadı ama bunu yapabilecek bir oyuncu. Çok, şey, çok yönlü bir oyuncu şeklinde bir açıklaması var, onunla, yani galiba orta sahaya biraz yaratıcılık istiyor. Çünkü hmm. çok iyi oyuncuları var orta sahada ama, yani işte Jorginho'nun yani önünde Cristante'si var, Gagliardini'si var, Pellegrini'si var. Ee, nitelikli orta saha oyuncular ama hiçbiri böyle şey değil. Ee, Hücum yönü çok... Aynen, çok metri. yaratıcı oyuncular değiller. Galiba Bernardeschi'yi oraya sokarak farklı bir şey e, çıkarabilirim diye düşünüyor. Öyle bir şey gelirse ben sonuç nasıl olur, sahaya ne yansır çok merak ediyorum onun dışında yani immobile müthiş durumda. Andrea Belotti yavaş İnanılmaz yavaş dönüyor. Ya. Ee, yani İtalya'nın iyi bir kadrosu var. Yani evet. mesela mes yani çok üzülüyorum. 2018 Dünya Kupası'nda olsa Fransa bu kadar rahat kazanamazdı. Ee, bence. Için. Çünkü Aynen İtalya diyor. Yani, aynen İtalya. Tam onların futbol oynandı. Evet, o, fut evet. o futbolun zirvesi biliyorsun yani İtalya. Her maç izledikçe şöyle bir yapmışlardır yani. Çok çok yazık ya. Polonya'yla ilgili ben bir şey söyleyeceğim. Ya benim anlamadığım bir şey var abi Polonya'da. Yani i̇nanılır gibi değil bak Euro 2016'da e, Jelinski'yi hiç oynatmadı şey hı hı. E, o dönemki teknik adam ki yani Polonya futbol tarihinin en nitelikli orta saha oyuncularından biri o zaman da bu kadar ön plana çıkamamıştı ama şey bak 2016 yazında Liverpool Udinese'den transfer etmeye çalışmıştı 10 numara hı hı. pozisyonu için onu edemediler e, çok yüksek fiyat çekti Udinese sonra gittiler şeyi aldılar e, Wijnaldum'u aldılar Giorginio Wijnaldum'u e, Newcastle'dan. Yani öyle bir oyuncuydu. Oynatmadı. Bir dakika vermedi Euro 2016'da 3 maçta. Abi 2018 Dünya Kupası'nda Karolin evet. oynamadı, <laughs> oynamadı abi inanamıyorum ya. Evet abi. Yani Kirov yakın önünde bu iki oyuncu koysan böyle üçlü orta sahaya oluşursan çok farklı bir şeye gidebilirler yaratıcılık anlamında. Yani teknik adamlar garip bakıyor bu oyunculara. Linetti şov yapıyor İtalya Serie A'da 2 yıldır. Oynamadı abi adam. Ya yani Jelinski de turnuvada da çok silik kaldı biraz. Ee, doğal olarak ya bütün doğru. yaratıcılık ya, ya bir de bütün yaratıcılığı tek oyuncuya yüklediğin zaman öyle bir durum oluyor. Tabii çok kopuk bir takım oldular. Lewandowski'yi de göremedik yani. <laughs> adam topla buluşamadı. Aynen, aynen. çok büyük şanssızlık. Ee, o yüzden Polonya bu kadar gömmüşken ben e, karşılıklı gol yok diyeceğim. Polonya atamaz diye düşünüyorum. E ee, bu tercihimi bu şekilde yapacağım. İtalya'nın oranı düşük mü ya? 1.55. 1.55. Direkt İtalya dedim ben o zaman. O zaman kuponları yapalım. Ben İtalya Polonya dışarıda bırakacağım. Ee, onun düstüki maçlarımı e, koyacağım. Türkiye Rusya 2,5 alt diyorum. İngiltere İspanya 2,5 alt diyorum ve e, Almanya Fransa 2,5 üstle kuponumu tamamlıyorum. Buyur sen hangilerini tercih edeceksin? Şimdi ben de yani biraz riski geldi. Coştum burada Türkiye Rusya'da beraberlik <laughs> ya, ama Ya tuttun şimdi... beraberlik şöyle ya, risk alıyorum. Tek ona. defa gelmişim Kademi yapmışım <S gülüyor> burada. sonra görünmeyeceğim nasıl olsa rahatım o yüzden. <laughs> Onu çıkartıyorum kupondan o yüzden diğer 3 maçı yükleneceğim. İngiltere, İspanya. İki kırıt dedim ya İspanya. İspanya gayet, galibiyeti verdim. Gayet iyi. Ee, İspanya galibiyeti tekrarlıyorum. İtalya galibiyeti Polonya. 1-55'ti. 55. Ve Almanya, Fransa'da da e, karşılıklı gol olur. 5'i falan buldum galiba. Daha Peki. ne olsun? E, güzel kupon. Hayırlı olsun. İnşallah tuttururuz. İnşallah. Bakalım. Ee, <laughs> önümüzdeki hafta Ali abiyle e, görüşmek üzere. Çok merak ediyorum nasıl bir program olacak. <laughs> Ee, bu programı izlediyse eminim e, güzel şeyler <laughs> çıkacaktır. Görüşmek <laughs> üzere hoşçakalın.